Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yelpaze patates yapacağız. 4 tane patates kullanıyorum. Hepsinin büyüklüğü hemen hemen bu boyda. 3 tanesini hazırladım. Şimdi bir tanesini nasıl hazırladığımı sizinle paylaşacağım. Şöyle bıçakla böyle 1 santim inceliğinde şöyle dilimliyorum. Dilimlerken alt tarafından kopartmamaya çalışın. Yani alt kenarına geldiğiniz zaman bırakıyorsunuz. Böyle ince ince altından hiç koparmadan dilimliyorum. Bir tanesini özellikle ayrıntılı nasıl yaptım göstermek için bıraktım. Bunu evinizdeki kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Gayet pratik ve lezzetli bir tarif. Üstelik çok da hafif. Şurayı da şöyle kestim. Şöyle göstereyim. Böyle ayrılıyor. Şu alt kısmını koparmadım. Şöyle bıraktım. Patatesler kabuklu ama kabuklarını çok güzel yıkadım, temizledim. Bu şekilde hazırladım. Şimdi hepsini tepsinin içerisine aldım. Şöyle küçük bir borcamın içerisine. Tabanını zeytinyağı ile yağladım. Şimdi üzeri içinse 4 yemek kaşığı zeytinyağı, yani patates başına 1 yemek kaşığı gibi düşünebilirsiniz. İçerisine şöyle göstereyim. Tuz, karabiber, toz kırmızı biber ve kekik ekleyeceğim. Bunları da içerisine ekliyorum. Şöyle bunları bir güzel karıştıracağım. Şimdi şöyle üzerlerini hafif böyle aralarını açtırarak bu hazırladığım yağlı harcımı sürüyorum. Dediğim gibi şöyle aralarını fırçayla böyle güzel yedirebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Üzerine hepsini aynı işlemi uygulayacağım. Böyle aralarını tek tek açabilirsiniz. Tamamını aynı şekilde hazırlıyorum. Şöyle üzerlerine de sürdüm. Tabanını da zaten zeytinyağı ile yağlamıştım. Böyle. Şöyle aralarına da. Başka patateste sevdiğiniz baharatlar varsa, kullanmak istediğiniz kullanabilirsiniz. Şöyle her katına, aralarına tek tek yapıyorum. Şimdi tamamını aynı şekilde hazırladım. Fırınımı 200 dereceye ayarladım. 200 derece fırında güzelce patateslerimi pişireceğim. Patateslerimi 200 derece fırında 1 saat pişirdim. Gayet güzel piştiler. Hatta şöyle yaptığım zaman ayrılıyor birbirinden, gördüğünüz gibi. Gayet yumuşak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz de lütfen kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Videoların altına yorum ve önerilerinizi bekliyorum. Eklediğim videoları kaçırmamak içinse lütfen zil işaretine basmayı unutmayın.